Terk edilmiş bir anaokulu, kayıp çocuklar, deneylerle canlandırılan oyuncaklar, gizli video kasetler, notlar, kısacası çok fazla gizem barındıran Ban Ban Anaokulu yani Garten of Ban Ban'ın ikinci ve yeni bölümü az önce çıktı. İlk bölümde terk edilmiş bu anaokulunda kaybolan çocuğumuzu bulmak için anaokuluna gelmiş ve araştırmalarımıza başlamıştık. Ve bugün maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyunun yapımcısı bana erken erişim verdi ve oyun saniyeler önce Steam'de çıkmış olmasına rağmen ben önceden oyunu bitirip kaydedip sizinle paylaşabiliyorum. Bugün normalde Bayan Limon videosu gelecekti ancak bu oyun yeni çıktığı için bu videoyu paylaşıyorum. Videoya like atıp kanala abone olarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Sadece 2 saniyenizi alır. Dünkü videoya yine 7 saat gibi kısa bir sürede 9500'den fazla like attınız. Son günlerdeki her videomuzu trende soktunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Videoya Türkçe seslendirme ve altyazı da ekleyeceğim. Siz de bulduğunuz gizemleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Ban Ban Anaokulu'nun tüm sırrını çözmeye gidiyoruz. Şu anda oyunumuza geçtik arkadaşlar. Birinci oyundaki gibi bir saat var yine. Aynı şekilde başladı birinci bölümdeki gibi ve burada kayıp çocuğunu arayan bir aile bireyi için zaman çok önemlidir. Saate tıkla ve ilerle. Hemen tıklayalım, ilerleyelim. Bir şeyler değişiyor olması lazım. Ama bir şey değişmedi ya da ben fark etmedim. Sizin fark ettiğiniz bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz. Masa eksildi. Saat 1 oldu. Bir masa daha eksildi. Işıklar söndü. Şu an 3 oldu. Gece 3 herhalde. Happy birthday yazıyor bu arada. Doğum günü kutlu olsun. Bir daha bastım. Bir önceki bölümde de yine bu şekilde başlamıştı ve oyuna geçtik. Tamam. Birinci bölümün en sonunda bir asansörden düşmüştük. Bu Jumbo Josh bizi çekmişti aşağıya ve tam da o bölümden başladık. Hemen şuradan devam edelim isterseniz bakalım. Şöyle ilerleyelim. Tamam, buradan böyle gidiyorum arkadaşlar. Buradan yine devam edelim. Bakalım bizi nasıl bir yere doğru götürecek. Evet, şimdi böyle bir yerdeyiz. Yalnız çok güzel bir atmosfer değil mi? Gerçekten çok güzel olmuş. Hemen şuraya tıklayalım. Tıklayamıyoruz. Burada bir tane pembe kart var. Burada bir tane not var. İşte bu. Yaptıklarımız sonunda bize geri döndü ve bizi ısırdı, yani bize zarar verdi. Herkes gitti ve karanlığın içerisinden gelen fısıltılar daha da sesli hale geldi. Sanırım bir ya da iki tane yüz gördüm bana bakan, beni izleyen. Karanlığın içerisine atılan her şeyin öldüğü söylendi ama galiba bizi kandırdılar. Eğer bunu okuyorsan tavsiyeme uy ve hemen ayrıl. Buradaki her şey unutulmalı ve tarihten silinmeli demiş. Tavsiyen için çok teşekkürler dostum ama ben tabii ki de gitmeyeceğim çünkü bu oyunu bitireceğim yani. Evet, şimdi bu tarafta medical yani ilaçlarla ilgili bölüm diyor. Buradan bir yer açıldı. Burası ne? Test bölümüymüş burası da. Burada renkli şeyler var. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok galiba. Şöyle ilerleyelim. Şuraya bir bakalım. Tamam, burası böyle olsun. Şöyle devam edelim. Burada şimdi sağa ve sola doğru gidebiliyoruz sanırım. Sağa doğru gidelim. Ve sağa gidelim. Tamam. Şöyle gidiyorum arkadaşlar buradan ve bu şekilde. Örümcek gerçek diyor. Burada ne diyor? Başarıya giden bir asansör var ama merdivenler iyi bir egzersizdir. Tamam. Şöyle devam ediyorum. Örümcek gerçek ve geliyor diyor. Tamam, gelsin. Buraya bastım. Buraya da bastım. Herhalde burası açılır. Ve Ban Ban Anaokulu'na geldik arkadaşlar. Evet, burada notlar var ve bir anons geliyor galiba. Bir ses geldi. Hey, not. You there. Bir dakika, biri konuşuyor. I can see you on the cameras. I am so happy to see. Bakalım ne diyor bu arkadaş? Wait, can you even hear me? Evet evet, duyabiliyoruz. Hello? Duyuyoruz, duyuyoruz. Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Kameraya el salla diyor. Buradayım, buradayım. Tamam, evet. Kumandayı salladım. El sallayamadım ama buradayım. Merak etme. Anlat. Devam et. Dinliyorum ben seni. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. Yok yok, merak etme. Buradayız ya. And walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. İçeride mi kaldın? Tamam, ben seni kurtaracağım. Açık mavi kartı bul diyor. Buluruz. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. Tamam. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there.
Tamam, bulurum. Sen merak etme. Şu ne acaba bu arada? Burada bir şey var gene ama. Tamam, teşekkür ederiz. Bir şey açtı bize. Ne açtı? Burayı açtı herhalde. Yok, burayı açmamış. Meet the family, aileyi tanı. Bam Bam, Captain Fiddles, Sheriff Toadster, Stinger Flynn, Opila Bird, Opila Kuşu, Bambalena, Jumbo Josh, Slow Selin. Şu da herhalde örümcek dediği de bu arkadaşlar bu arada. Ve Bam Bam anaokulu diyor. Burada bir tane oda var. Toplantı odası gibi kaset var burada. You have no tapes. Kasetin yok diyor. Ya sandalyeyi de aldık götürüyoruz yalnız. Şuradan devam. Kahve fincanı. Bu ne? Kumandanın ucunu aldık galiba. Evet. Yani burası bu arada o gördüğümüz yer sanırım arkadaşlar. Burada bir şeyler oldu. Eski bir arkadaşın lobide seni bekliyor diyor. Herhalde drone'dan bahsediyor. Kameradan ilk başta gördüğümüz yer burası. Tamam. Devam edelim. Şurada bir şey var. Buraları şu an açamıyoruz. Şuradan şöyle devam edelim. Bu neymiş? Burada yine bir tane not var arkadaşlar. Bu notlar bu arada deneylerle ilgili diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, bu deneylerle ilgili arkadaşlar. Şu anonsa bakalım önce. Şöyle devam edelim biz. Şuraya tıklayacağız herhalde bu arada. Şuraya da gidelim. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into. Tamam, bulmaya çalışacağım. Tamam, anladım dediğini. Tamam. Eğer bir ihtiyacımız olursa sana şey yapacağım. Bir dakika. Şimdi şuraya tıklayabiliyorum. Ondan sonra nereye tıklayacağım acaba? Şöyle tıkladım. Şuraya mesela. Bir dakika, şurada notlar var ya, burada bir şeyler var herhalde. Müşteri kayıt özet panosu diyor. Drew Waverly 4-22-12-3-6-10-7-9 şeklinde bazı şeyler var. Burada da not en aşağıdan yukarıya doğru yumruklamalısın diyor. En aşağıdan yukarıya doğru. Yani 9-7-10-6 şeklinde. 9-7-10-6. Bu bir şifre büyük bir ihtimalle arkadaşlar ama. Bir saniye. Biraz önce ben buna tıkladım. Bunu belli bir sırayla galiba götüreceğiz ama. Şimdi bu 9'sa 9'la başla, sonra 7'ye geç diyor. 9, 8, 7. Yok, olmadı. 9 dersek şöyle mi? 2 masa sonrası. Tamam, 9, 7. Sonra 10 diyor. 10 yani neresi olabilir onu bilmiyorum. Şöyle 10 burası. O zaman 6. 10, 9, 8, 7, 6. Yok, bunu herhalde deneye deneye bulacağız arkadaşlar. Ben biraz burayı deneyeyim, ondan sonra son haliyle size de göstereyim. Evet, şimdi ben biraz arada denedim. Hemen sırayı buldum. Yapalım. Buradan buna tıklayalım. Sonra şuydu galiba. Sanırım. Sonra şu. Sonra bu. Daha sonra bu. Sonra soldaki. Sonra da sağdaki. Gerçekten. Evet. Ne oldu? Bir şey mi açıldı? Buraya şu anda tıklayıp açabilir miyiz? Bir saniye. Şu an burayı şey yapamıyorum ama. Bir saniye. Buraya tıkla. Buraya git. Ha, şurası açıldı. Bir saniye arkadaşlar. Tamam, burası açıldı. Şuradan yeşil şeyi aldım. Yeşil, buraya gidiyoruz. Güzel. Şöyle tıkladık. Tamam, şimdi istediğimiz odaya gidebiliriz. Neb Neb diyor ki arkadaşının olmaması güzel ve benim gibi acı nasıl olabilirsin? Bence gayet karizma görünüyorsun. Sheriff Toadster da diyor ki sana nasıl davranılmasını istiyorsan diğerlerine de öyle davran saygıyla. Çok güzel bir laf. Bravo. Oo, bu neymiş? Slow Selin. Yavaş Selin de diyor ki yavaş olabilirim ama istediğim herhangi birisine yardım edebilecek kadar hızlıyım. Tamam, süper. Süpersiniz arkadaşlar. O zaman ben hemen buradan devam edeyim şimdi. Evet, şimdi böyle bir yere geldik. Evet, bütün çalışanlara hatırlatma. 1. 2 kişiden daha büyük gruplar halinde çalışın. 2. Her zaman fener taşıyın. Fenerler eşya odasında. 3. Örümcekle direkt olarak kontağa geçerseniz mümkün oldukça fazla ses çıkarın ve yardımın gelmesini sağlayın. Tamam.
Bu örümcek dediği herhalde o mavi olan şeydir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani gerçek bir örümcek gelecek hali yok sonuçta. Buradaki bütün her şey zaten oyuncak biliyorsunuz. O yüzden orada örümceğe benzer ya da o ahtapota benzer bir şey vardı, o olabilir. Yani uzun kollu, hani Poppy Playtime'daki işte Mommy Longlegs'e benzer şey. Orada Mommy Longlegs'i hatırlarsanız şeydi ya, örümcek diye geldi. Sonra baktık Mommy Longlegs, yani direkt örümcek gibi bir şey gelmiyor bu tür oyunlarda. Evet, şöyle devam edelim şimdi buradan. Yalnız ne güzel devam ettim değil mi? Yalnız okların tersine gidiyoruz. Şimdi oka doğru gittiğimiz zaman burada mesela çıkmaz sokağa gidiyoruz. Enteresan. Okları yanlış mı koymuşlar bilerek? Neyse. Burada ne diyor? Kendini korumayı unutma. Güzel bir şapka ve güzel bir yelek. Peki. Burada ne var? Aa, burada bir kaset var. Bir tane kaset buldum. Arkadaşlar bu kaseti oynatabiliriz. Tamam, süper. Bu kasetler ve diğer toplanan işte o notlar, yani o gizem ve hikayesini oluşturan şeylerle ilgili eğer bu videoyu beğenirseniz yeni başka bir video hazırlayabilirim. O yüzden eğer Garten of Bamba'nın devamını istiyorsanız mutlaka videoya like atın arkadaşlar. Şimdi nereye şey yapacağız? Bir dakika, şu an burası yeşil değil, basılamıyor. Başka bir şey yapacağım galiba. Buraya girebiliyor muyuz? Buraya giremiyorum şu an. Peki nereye gidebiliyorum? Yukarıdaki yerlere basılabiliyor mu şu an acaba? Mesela şöyle yapsak. Buraya basılıyor mu? Hemen deneyeceğim. Buraya basamıyoruz. Şuraya bas. Düğmelere basabiliyor musun yani? Ha, basabiliyor. Tamam. Şöyle gel. Tam mesela bu camı nasıl kırabilirsin? Tam şu köşesine doğru şöyle bassak. Orayı kırar mısın? Yok, kıramadık. Şuraya gel. Şuradan mesela nasıl kıracağız biz o camı şimdi? Şöyle gelsen, böyle uçarak girsen oraya. İşte bu, süper girdin. Artık drone'u iyi kullanırım arkadaşlar. Şuradan buraya tıkla. Güzel. Hemen şuraya gel. Üçüncü düğmeye de basarsak herhalde aşağıdaki kapıyı açacağız. Zaten burada başka bir şey yok. Ya da burası mı açılacak? Dur bakayım. Burası mı açılıyor? Bir yer açılıyor. Herhalde aşağısı açıldı. Bir saniye. Evet, içeriye girdik. Bo dedi yalnız. Çok korkmadık. Bu arada oyunda herhangi bir jumpscare falan olursa ben size zaten uyarı olarak eklerim. Hani bo deyince aklıma geldi. Siz zaten önceden haberdar olursunuz da işte jumpscare'ları ben yiyorum da siz yemiyorsunuz. Bir dakika, ne oluyor? Aa, geliyor. Geliyor. Bir dakika, kaçmam lazım. Ama çıkmaz sokağa girdim galiba. Jumpscare yiyoruz, hayır. Evet, ilk jumpscare'ımızı yedik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve hemen şöyle gidelim. Şimdi bunun tersine gideceğim o zaman. Tamam, buradan geliyor gene bizimki. Şimdi buradan bu sefer düz gideceğim galiba. Şöyle. Buradan görünüyor zaten. Tamam, buradan böyle gidiyorum. Süper. Şimdi buradan nasıl gideceğim? Orası çıkmaz yol. Bak, orası çıkmaz yol. Buradan gideceğim. Şöyle. Buradan neresi? Şuradan herhalde. Umuyorum doğru gidiyorumdur. Bilmiyorum. Tamam, buradan böyle mi? Hayır. Şöyle. Şöyle. Bir dakika. Şuradan geç. Geç. Bırak peşime. Bir dakika, bir şey oldu orada. Ne oldu? Aa, oradan geri gitti. Arkadaşlar geri gidiyor, gördünüz mü? Çok güzel. Yani aslında onu öldürmek daha iyi olurdu ama olsun ya, fark etmez. O da buraların koruyucusu herhalde. Buradan biz tekrar devam edelim. Şimdi oradan kaset gibi bir şey almıştık bu arada. Şu kasete bir bakabiliriz. İsterseniz şuradan önce bir kaseti buraya mı takacağım acaba? Bir deneyelim. Kaset aldık çünkü. Burada ne diyormuş bir bakalım. Oo, çok güzel, bir dakika. Bamba'nın yattığı bir yer burası anladığım kadarıyla. Şimdi ne alaka anlayamadım ama. Böyle yatıyor arkadaşlar. Başka bir şey yok herhalde. Tamam, şimdi biz bir tane şey al. Başka bir şey olacak mı acaba diye bakıyorum. Hani normalde böyle Poppy Playtime'da falan ilerler ya kaset. Yok, tamam, bitti en azından. Tamam, süper. Tekrar takınca olmuyor. Neyse, devam edelim arkadaşlar biz. Bir tane de öyle kaset bulmuş olduk. Bir dakika, burası geldiğimiz yer galiba. Şu an benim nereye doğru gitmem lazım? Buraya mı gireceğim? Yok, buraya girdim zaten. Buradan çıktım. Mavi bir kart aldım değil mi? Mavi kart şurayı açıyor. Şuradan gireceğim. Tamam. Buradan ilerleyelim. İçeriye girelim. Bu ne? Burada bir şey var. Eğer bunu yeterince hızlı okursan kaçabilirsin. Devamını okuyamadım bile. Orada ne yazıyordu arkadaşlar? Siz videodan okuyabilirsiniz ama ben okuyamadım. Birisi bir şey yaptı bize ama anlamadım. Yeterince hızlı okursan kaçabilirsin dedi. Aa, bir dakika. Ban.
Bir dakika, bu sesin sahibi bu. Bize demek ki konuşan Banban mıydı? Banban galiba bu, değil mi bu arada? Aa. Oh, come on. I didn't hit you that hard. O kadar da sert vurmadım diyor. Either way, it's best you take a nap while I prepare for operasyon, bir ameliyat için hazırlanıyorum mu? Hayır hayır, öyle bir şey yapmıyorsun kesinlikle. Bu Banban'dı değil mi bu arada? Sanıyorum Banban'dı. Evet, şu anda bir ameliyathanede miyiz abi? Bir operasyon bölümündeyiz galiba şu an. Bir masa var sol tarafımızda. Burası ne? Halı gibi bir yerde miyiz biz? Neredeyiz biz? Evet, halı gibi bir yer herhalde. Ve bütün kartlarımız alınmış. Çok güzel. Sıfırdan tekrar bir şeyler yapmamız lazım. Tamam, şuraya tıkla o zaman hemen. Burada yapabileceğimiz neler var? Hemen bir bakalım. Burada bir tane camımız var. Şuraya git, oradan şey yaparız. Zaten gidebilecek çok bir yerimiz yok. Tamam, şurada bir kart var. O kartı almam lazım sanırım. Şuraya bir bas önce. Tamam, oraya bastık. Şimdi şuraya basmamız lazım ama hemen şurayı bir kıralım. Evet, orayı kırdık. Şimdi şuraya da bir tıklayalım. Buraya da tıkladık. Tıkladık mı? Ha, burada bir kart buldum. Yeşil bir kart. Tamam, güzel. Şimdi buradan nereye doğru gidebileceğim? Gidebileceğim bir yer var mı? Bir saniye, buraya basamadık mı? Dur bakayım, tam basamadık herhalde. Bastık şimdi. Tamam, ışık yandı. Güzel. Buraya mı basacağım? Evet, buraya bastım. Kapı falan mı açılacak? Ne olacak? Bir şey olacak. Buradan mı bir şey oluyor? Bir şey olmadı. Buraya da mı tekrar tıklamam gerekiyor? Yok. Bir dakika. Şuraya gel tekrar. Şöyle gelelim. Şuraya falan tıklayalım. Ha, bir dakika, bir şey geliyor. Yine bu asansör. Bu asansörü en son gördüğümüzde birinci bölümün sonunda aşağıya doğru düşmüştük. İşte Jumbo Josh'la birlikte. Şimdi bir daha geldi bu. Aynı asansör mü bilmiyorum tabii ama. Drone'umuzu da alsaydık yanımıza iyi olurdu bu arada. Gel yanımdan. Neyse, tıklayınca zaten geliyor bu, güzel. Devam edelim. Şöyle ilerleyelim. Yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada oyunun yapımcı firmasına da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Erken erişimi verdiği için oyun çıkar çıkmaz aynı dakika ben videosunu yayınladım. Çünkü oyunu erkenden oynama şansı verdiler. Ve o yüzden erkenden videosunu hazırlayabildim sizler için. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum kendilerine de. Ve sizin desteğiniz sayesinde bu tür erken erişimleri de artık alabilir hale geldik arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ederim. Do not cross, burayı geçme. Seni kandıracak diyor. O ne? O neydi? Bir dakika. Bu ne? Jumbo Josh değil değil mi bu? Bir saniye, burada bir göz var. Bir saniye, beni boğdu. Evet, boynumu mu kırdı, bir şey yaptı. Tamam, şimdi tekrardan geldim aynı yere. Bir dakika, şimdi bu tekrar bir çıksın o zaman. Tekrar çıksın. Bir şey yapabiliyor muyum acaba? Bir dakika, gözüyle beni takip ediyor bu arada. Bu kimdir? Jumbo Josh mu bu acaba? Herhalde Jumbo Josh bu. Bir saniye, şimdi şöyle devam edelim bakalım. Burada bir şey var. Bunu açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Burada bir top gibi bir şey var. Bir dakika, masanın üstünde bir şey daha var. Evet, yine bir not var. Burada olan olayları özetlemiş ve buradan kaç, kendini kurtar gibi bir şeyle bitiyor arkadaşlar. Dediğim gibi buna ayrı bir videonun içerisinde yine bakabiliriz eğer bu videoyu beğenirseniz. O yüzden şu an notların detayına girmiyorum. Şimdi burada bir masamız var. Bir dakika, burada bir şey var. İşte deneyler bunlar oluyor. Bu oyuncaklar deneyler aslında. Deneylerle bilim adamları burada karanlık bazı şeyler tasarlıyor, bazı şeyler yapıyor. Ve bu oyuncakları canlandırıyor aslında. Elephant, fil, balık, bebek, çocuk. Tahtaya böyle bir şeyler çizilmiş. Tamam. Burada operasyon masaları, ameliyat masaları. Şurada yine bir tane daha notumuz var. Tamam, bu da yine deneylerden birisiyle ilgili. Bu notu da ben topluyorum. Toplanan notları daha sonra inceleriz. Şuraya basalım. Şurada pembe bir kapımız var. Burayı açamadım. Şuradan devam edelim. Şimdi bir saniye, burada yine sarı bir şey var. Bu ne? Almadan önce dikkatini dağıt diyor. Nedir, anlayamadım şu anda. Burada bir kapı var, açılmıyor. Bu ne? Bu makinenin belli bir sıvıya ihtiyacı var. Sıvı. Sıvı.
Şurada bir şırıngamız var. Bu nedir şimdi? Şırıngayla bundan o sıvıyı mı çektim? Deneyelim. Evet. Ama biraz daha sıvıya ihtiyacımız var. Tamam, o zaman buradaki canavarlardan, yani oyuncaklardan sıvı çekiyoruz herhalde. Güzel. Buradan geçiş var mı acaba diğer tarafa? Buradan herhalde geçemiyoruz arkadaşlar. Şurada kapıyı açabilir miyim? Ha, bu diğer tarafı bu arada. Şu Jumbo Josh mu dediğimizin diğer tarafı. Aa, kapı açıldı ama oradan nasıl geçeceğiz acaba? Oradan geçiş yok çünkü geçemiyoruz. Burayı açamamıştık. Acaba iki tane oyuncaktan aynı anda alınabilir mi diye merak ettim. Ha evet, alınabiliyor. Tamam, süper. Buradakilerin hepsinden alalım. Demek ki bir şırıngayla işi bitirebileceğiz. Şurada yok. Burada var. Bunu alalım. Bunu alalım. Bundan aldım. Başka bir oyuncak kalmadı herhalde. Sanırım bitti mi? Bakacağım şimdi. Evet. Dolduruyoruz. Doldurunca ne olacak acaba? Bir dakika, dolmadı. Şimdi şurada bize aslında bunu, yani bu sıvıyı anlatıyor. Aynı renk gördüğünüz gibi. Şimdi biz burada distract before extraction, yani almadan önce dikkatini dağıt diyor. Bu acaba şey mi? Bir saniye, şurada Jumbo Josh'a benzer vardı ya bir tane. Jumbo Josh'a da, bilmiyorum artık o mu. Onun dikkatini dağıt diyor. Şimdi bunun dikkatini nasıl dağıtabilirim ben? Bu gözüyle acaba şöyle vursam bir şekilde. Bizim drone burada. Bir dakika, drone'la vuralım buna. Şöyle. Drone'la vursam buna. Aha, bir dakika, bir şey oldu. Buradan geçebileceğim mi şimdi acaba? Yok, geçemedim. Niye böyle oldu peki? Şimdi bütün o sıvıları tekrar topladım arkadaşlar, şırıngayı alıp. Şimdi bu arkadaşı... Bu arkadaştan da almam lazım sıvıları. Önce dikkatini dağıt, ondan sonra al diyor. Dikkatini dağıttıktan sonra bir şekilde almam lazım. Oradan geçemedik. Bir dakika. Ha, şöyle uzaktan alınabiliyormuş ya. Tamam. Bundan sıvı alıyormuşuz sadece. Ben zannettim ki orada dikkatini dağıttıktan sonra arkasına geçeceğiz. O kapıyı açacağız. Yani kapıdan içeri gireceğiz daha doğrusu. Öyle bir şey değilmiş. Tamam, neyse, bunu da çözmüş olduk. Buradan ilerleyelim. Şunu da dolduralım. Şöyle doldu herhalde. Evet, doldu. Tamam, yandan kapı açıldı. Ne verdi bize? Roket verdi. Şimdi roketi ne yapacağız? Roketi. Şuradan bir şekilde patlatıp geçebilsek güzel olur. Roketle burayı acaba patlatabilir miyiz dedim ama patlatamıyoruz. Şuradan bir şey var mıdır? Yok, burayı da açamıyoruz. Pembe kart lazım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ha, bir dakika. Şurada bir şey oluyor. Bu nedir? Ne oluyor abi? Aha! Roket gibi bir şey aldık ya. Topa roketi koyduk. Roketi attı galiba. Yani topu kullandık. Ya bak, bu mekaniği yeni eklemişler. Daha önce sadece şu drone'la vuruyorduk. Şimdi topla da vurabiliyoruz demek ki. Tamam, bu ne? Burada şapka aldım bir tane. Bu şapka ne işe yarayacak bilmiyorum. Buradan bir yere gidemiyorum. Şimdi şu kapının oradan içeri girebileceğim galiba. Şöyle girelim. Tamam, burası bizim devam yolumuz. Nereye gideceğim? Öyle gideceğim. Pembe kartı aldım. Pembe kartla nereye gidiyoruz? Ha, pembe kartla da şurada bir pembe yer vardı giremediğimiz. Oraya gideceğiz büyük ihtimal. Tamam, şöyle. Tamam, güzel. Belli bir ilerleme yaptık en azından. Devam edelim. Nereye geldik şu an? Bir saniye. Oo, bir dakika arkadaşlar. Bu şey değil mi ya? Dondurmacı Road değil mi? Dondurmacı Road değil tabii de. Benzemiyor mu Dondurmacı Road'a? Bir dakika arkadaşlar, bu ses pek hayra alamet değil gibi ama ne oluyor? Evet, şey dönüyor, asansör dönüyor. Yalnız çok korkunç değil mi ya? Bu bir kafa herhalde. Gerçekten güzel yapmışlar. Dış bölüm diyor. Baksana şuna. Harbiden yapmışlar yani. Tamam, neyse, şöyle devam edelim. Herhalde buradan gideceğiz.
bizi buraya doğru götürdü. Ha, bir dakika. Bu bizim ilk başladığımız yer değil mi? Aynen, bir dakika, burası değil. Burası bizim ilk başladığımız yerdi zaten. Buradan çıktık. Ha tamam. Şimdi bir saniye, biz buradan geldik. Biz sağdan gitmiştik. Şimdi nereden geldik? Gerçekten beynim yandı. Yalnız bir saniye arkadaşlar. Bu normalde burada yoktu. Şimdi yeni geldi değil mi? Aynen, yeni geldi arkadaşlar. Biz sağ taraftan girdik yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi sol taraftan, yani buradan çıktık. Ve bu yaratık ya da her neyse, bu yoktu. Şimdi yeni geldi bu. Baksana, çok enteresan bir şey ya. Kafasının yarısı yok gibi bir garip bir şey. Neyse. Böyle bir yere geldik. Nere bura? Burada düğmeler var. Şuradan devam edelim. Bu ne? Basılmıyor. Ha, şurada bir tane not var yine. Tamam, bu yine şeyle ilgili. Deneylerle ilgili uzun olan notlardan. Onu yine aldım. Sonra incelemek üzere. Bir kenarda tutacağım. Tamam. Şimdi bir dakika. Burası açılmıyor arkadaşlar. Buradan. Ha, şuraya şey yapacağım. Gel şimdi böyle. Şuraya gelelim önce. Buna basacağız. Oradan nereye basacağız bilmiyorum ben de. Bakalım. Şuraya bir tıkla. Ondan sonrasına bakacağız. Tamam. Heh, tamam. Karşısı açıldı. Hemen şuraya git. Oraya da tıkla. Sonra buraya mı geliyoruz? Aynen. Gel buraya bakayım. Buradan buraya tıklayacağız. Sonra diğer tarafa tıklayacağız. Sonra karşıdaki kapı açılacak büyük ihtimalle. Birinci oyunu oynadığınız zaman bu arada ikinci oyun tabii daha kolay oluyor. Çünkü mekaniği aynı. Sadece o top mekaniği vardı ya biraz önce. Onu güzel eklemişler bence. O yoktu çünkü birinci oyunda. Onu da eklemeleri güzel olmuş. Bir dakika, yukarısı açıldı mı? Yo. Açılmadı. Şurada bir şey vardı, düğme. Tamam, şu aktif hale geldi. Şimdi yukarısı açıldı mı? Açıldı. Süper. Devam edelim. Nereye gidiyoruz? Şuradan bir yere gireceğiz herhalde. Şuraya mı? Yo. Nereye gidiyoruz şu an? Nereye doğru gidebiliyorum? Böyle gidiyorum herhalde. Ne kadar ilerleyeceğim? Yolun sonuna mı gideceğim? Şurada bir tane mavi bir kapımız var. Şurada şeyler var, basılabilecek. Buraya gelelim hemen. Şuraya basacağız büyük ihtimalle yine drone'la. Drone gel. Şöyle bir gel bakayım sen. Tamam. Önce şuraya basıyoruz. Sonra diğer ikisine de basacağız. Ve burayı açacağız. Buraya da bas. Şimdi bir de karşıya bastın mı bu iş tamam. Şuraya da tıkla ve evet arkadaşlar. Bu arada bir dakika. Bu ne? Opila bird değil mi? Opila kuşu. Opila kuşu arkadaşlar. Sanırım bir jumpscare yiyeceğiz ama. Bir dakika, burada bir şey var. Geliyor. Geliyor. Buraya gel diyor. Bambanella mıydı? Neydi o galiba? Arkamızda Opila Bird. Opila kuşu. Bir dakika, şuraya girdi. Şuraya girmem lazım. Çabuk 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 çabuk. Şuraya mı? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Gelme gelme gelme. Gelme. Abi neden? Ama doğru girdim aslında. Anlamadım ki. Evet, Opila kuşu. Hemen şuradan geriye doğru gidiyorum. Tamam. Tamam, hemen hızlıca bu sefer geldim. Buraya gel diyor. Bambanella, bana yardım et. Ama bir şey söyleyeceğim bak, biraz önce de ben buraya girmiştim ama olmamıştı yani. Neyi yanlış yaptım bilmiyorum ama. Tamam, oraya bastım bu sefer. Heh, tamam, oraya basamamışım demek ki bir öncekinde. Bura ne? Bu şey var. Başka bir yer daha var. Ama buranın ışıkları yandığına göre herhalde buraya girmem lazım. Yeni öğrenciye hoş geldin deyin. Bu neymiş? Kibarlık çemberi. Evet, tekrar geç kalma diyor. O yazılara bakarız sonra. Popüler değilmişiz biz arkadaşlar. Ha, buraya oturabiliyorum herhalde. Şuraya oturabiliyor muyum? Yok, oturamıyorum. Otur dedi. Tamam ya, sakin ol, oturacağız. Dur bir şu yazılara bakacağım. Bir dakika, ne oluyor? Öğretmen değil misin sen? Ne yapıyorsun? Abi şaka mı ya? Böyle öğretmen mi olur ya? Tamam. Oturuyorum. Evet. Tamam. Şimdi öncelikle matematik diyor. Süper. Çok severim.
course of the semester you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain. Evet, insan beynini nasıl çıkaracağımızı öğrenecekmiş. Hadi bakalım. I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. Ders tabii. Bunu da öğretmen yapmışlar işte. Düşün yani. Tabii. Evet, biz de çok heyecanlıyız. Hadi bakalım. Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123? Şaka mı bu? Soruya bakar mısın? 9819399912. And remember, wrong answers. Yanlış cevaplar çok kötü bir şekilde cezalandırılacak diyor. Tape, yani kasetleri kullan diyor. Çok akıllı çocuk bu herhalde. Çok akıllı çocuk, akıllı çocuk, garip çocuk, dramatik çocuk. Yani bunun için çok akıllı olmak lazım. Evet, tamam, süper. Devam. Kendisi yazmış bamba. 2 artı 2. Garip çocuk ve dramatik çocuk değil, akıllı çocuktur bu da. Yani bu bulmaca kolay görünüyor. Tamam, bu da son soru. Bu da dramatik çocuk. My life, benim hayatım. Çok iyi cevap yalnız. Evet, matematik için bu kadar dedi. Tamam. Öğlen yemeği molası. Tamam, geri döndüğün zaman devam edeceğiz. Tamam, şimdi şuradaki notlara bir bakalım. Kibarlık döngüsü yazıyor burada. Kibarlık, ihanet, üzüntü, karanlık yola girme, sonra tekrar ihanet. Burada Bambalen, Bambanur, Bambanay falan diye böyle rakamları o şekilde özdeşleştirmiş. Şurada ne yazıyor göremedim. Bu arada bunun yanına gitsek ne olur? Bize jumpscare atmaz herhalde. Neyse, tamam. Burada diğer tarafın ışığını yaktı. Şöyle bir gidelim bakalım ne var burada. Neymiş bu şimdi? Lütfen arkadaşımı kurtar. O diğerleri tarafından zorbalığa uğruyor diyor. Ve bu ahmağı kurtarmak istiyor musun? Bize öğlen yemeği parası ver diyor. Öğlen yemeği parası. Burada bir şey buldum, aldım bu arada. Bunlar ne? Buruna benziyor. Burun mu bunlar? Ne bunlar, anlamadım ki. Ha, bir dakika, şuradan yukarıya doğru çıkılıyor. Biz cool çocuklarız ve sakız çiğniyoruz. Bize sakız ver ve para al diyor. Sakızmış bu yerdekiler. Ben burun zannetmiştim ama. Tamam, sakızları toplayalım. Bu ne? Önce zorbalıktan arkadaşlarını kurtarman lazım diyor. Tamam, zorbalıktan arkadaşlarını kurtaracağız da. Sakız. Şu mu? Tamam, şimdi bir saniye. Şurası ne? Önce şuraya bir basacağız herhalde. Yok, burası da değil. Tamam, şimdi zorbalar para istiyor. Burada zorbalardan kurtarmamızı istiyor. Demek ki bizim para bulmamız lazım. Para için de şu sakızların hepsini toplamamız ve ondan sonra para almamız lazım. Ama sakızların hepsini toplamadım zaten. Tamam. Şuradan parayı alalım. Tamam. Öncelikle para al diyor da parayı alabilmek için... Ha, şurada bir şey var. Dur. Şu herhalde. Tamam, şimdi bu değil. Şuraya gideceğiz biz. Şunu alacağız. Parayı alacağız. Tamam. Şimdi parayı aldık. Sonra buraya mı koyacağız? Tamam, parayı buraya koyduk. Sonra da bunu mu kurtaracağız? Arkadaşlarının yardıma ihtiyacı var. Allah Allah. Ha, burada bir şey aldım. Bir saniye. Tamam, bunu buraya koyuyoruz. Tamam, çözdük herhalde şu an. Burası açıldı. Gözlük aldık. Tamam. Bir anons sesi geldi gene. Dikkat. Evet, öğlen molamız bitmiş arkadaşlar. Sınıflara dönüyoruz. Bambalena geldim. Ha, giremiyorum. Yaramaz bir öğrenci varmış. Drone ile dolaşıyormuş. Allah Allah, kim acaba ya? Gerçekten acaba kim yani? Çok ayıp ediyormuş o kimse. Hani kesinlikle biz değiliz. Yok, ben duymadım tabii ki onu. Kim acaba? Ne kadar yaramaz çocuklar var değil mi öğretmenim ya? Tabii ki ben cool'um. Hiç öyle şeyler yapar mıyım ya? Otur diyor. Cool çocuklarla otur diyor ama. Bir dakika, cool çocuklar. Burada bak, cool görüyor musun? Denizi seven. Evet, bir sonraki şeyde bilim dersi diyor. Tamam, önce sınıf kurallarını sen açıkla.
Nefes almak yok. Tuvalete gitmek, hiçbir şey yok. Herhangi bir kuralı, nefes alırsan çok fena cezalandırırım diyor. Yani nasıl sınıf ama? Gerçek, kolay bir şeyle başlayalım. Güneş ne kadar sıcak? Popüler. Bu denizi seven çocuk. Bu sınıf palyaçosu. Bu sesli çocuk. Bu da popüler çocuk. Sesli çocuktan deneyelim. Salladım. Hayır, ne bu? Evet, tekrar ilk soruya geçtik de yani böyle öğretmen olur mu arkadaşlar? Gerçekten yanlış cevap verdi diye öğrencisine jumpscare atar mı bir öğretmen? Güneş ne kadar sıcak? Popüler çocuk diyelim bu sefer de. Benden daha sıcak olamaz kimse. Evet, herkes güldü ama şimdi ben jumpscare yiyeceğim gene, yapmayın arkadaşlar. Tamam, süper. Tamam, Bambalena, beni çok zorlamasan iyi olur. Kaç tane kalbi vardır? Şu herhalde bilir çünkü bu deniz hayatını seviyor. Evet, doğru. Yarım doğru olsun, yarım doğru olsun. Bir şey olmaz. O bir deniz anası olsun. Evet, biz cooluz. Tamam, boş ver, devam edelim, tamam. Görme, koklama, tad alma, dokunma ve ne kaldı? Ses mi? Konuşma. Loud kit. Evet. Bence bu. Doğru. Tabii ki doğru. Ne sandın? Beşinci duyunu kullandırtırım öyle işte. Tamam. Bu dersimizde böylelikle bitmiş oldu. Evet, bu arada burada alfabe var. D, drinking yani içme. E, eating, yeme. F de flying yani yüzen anlamındaydı arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim şimdi. Ha, burada para var. Direkt parayı aldım. Bu ne? Evet, daha fazla para al ve çocukların grubuna katıl. Ha, paraları mı topluyoruz? Tamam, yerde paralar var yalnız. Çok iyi değil mi? Yerde paralar var. Topladım hepsini. Sanırım kalmadı. Şuraya mı veriyorum? Evet, hepsini verdim. Ha, orada bir şey daha açıldı. Güzel. Bu ne şimdi? Labut aldım. Şunun yanına mı koyacağım? Yok. Ne oldu anlamadım ama. Evet, ikinci molamız da bitti. Sınıfına dön diyor. Bu arada bize katılmak ister misin? Bize biraz para ver. Öğlen yemeği parası ver dedi. Diyor ve biz de para verdik. Tamam. Buraya oturduk, buraya oturduk. Şimdi şuraya oturuyoruz herhalde. Bize farklı çocuk zannediyor bu arada Bambalena galiba. Bir kaba çocuk, bir cool çocuk. Tamam, buraya oturacağız herhalde bu sefer. Yo. Bir dakika. Buraya da oturulmuyor. Ha, şimdi oldu. Tamam. Sağlık ve kibarlık. Çok zor sormazsan yalnız sevinirim. Şimdi önümüzde neler var ona da bakayım ben. Unkind person. Unkind diyor burada, bu herhalde. Tamam, süper. Para alıcı. Şimdi bir tane de kibar bir. Şimdi bu kaba çocuk, bu da kaba çocuk. O zaman şu herhalde. Sana acı vereceğim. Exactly. Giving others things without expecting anything in return is exactly what kindness is. This class is going to be great. I can feel it. Tamam, nazik çocuk örneği de verdik. Bir dakika, bu neydi dedi. Evet, bir ses geldi. Yeni bir öğrenci. Kimse hareket etmesin. Arkadaşlar, siz hepiniz niye labutsunuz? Siz niye topsunuz ve siz niye çiçek sulama saksısı şeklindesiniz? Onu anlayamadım ama. Ha, kaç diyor. Ya şuradan herhalde, dur. Şuraya bas 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 çabuk. Bas şuraya, bas bas bas. Kaçmamız lazım. Bambalena gelmeden hadi. Tamam, gitmiş zaten o ya.
Buradan basabiliyor muyuz? Evet, basabiliyoruz. Kaçabilir miyiz acaba? Evet, kaçabiliriz herhalde. Devam. Burada ne diyor? Bir dakika, hayır geliyor. Şu an okuyamadım. Hayır. Hayır, şu anda okuyamadım onu arkadaşlar. Çünkü arkamda muhtemelen. Geliyor mu bu arada? Gelmiyor herhalde. Neyse, orada bir şey yazıyordu ve not gibi bir şey var. Aa, bir dakika. Bunu şeyde görmüştüm. Fragmanda görmüştüm arkadaşlar. Opila kuşunun yavruları. Evet, opila kuşunun yavruları çok tatlı. Aa, bir dakika. Üstüne gelin. Aa, alabiliyoruz elimize. Elimize alabiliyoruz. Ha, şurada bir tane kart var. Şunu alalım. Bir tanesinin rengi değişik bu arada. Şuradan bir dakika. Kapının oradan yanlış görmüyorsam dışarıda orada opila kuşu var. Bir saniye, ne yapacağız peki? Opila kuşu gelecek. Jumpscare yiyeceğiz büyük ihtimal gene ama. Bir dakika, şuradan şöyle atlasak acaba. Şöyle bir şey hani. Şuradan böyle. Olur mu? Yok, yemedi arkadaşlar. Şurada bir bölüm daha var. Bu bölüme bir bakalım önce. Burada ne diyor? Kuşları buraya koy diyor. Evet, son yavrusunu da getirdim. Bu arada bir yavrusu böyle değişik renkte. Niye değişik renkte anlamadım. Şu an sesleri de tamamen kesilmiş oldu yavruların. Şimdi opila kuşunun kapısını bir kere daha açacağız bakalım. Sonra ben sol tarafa doğru gideceğim. O herhalde yavrularına gidecek diye düşünüyorum. Işık bir açılsın. Basalım buraya. Ben şöyle ağacın arkasına bir yere saklanayım. Sen şimdi git yavrularına doğru. Ben de oradan kaçayım. Bak, bana gelme. Tamam, süper. Süper. Her zaman yavrularını kolla. Bu ne? Bir dakika, bu ne? Uygun bir kapı bul ve şey yap diyor. Bundan nasıl kaçabilirsin? Bu şekildeyken dur. Gözlerini ayırınca hareket et diyor. Şimdi şuraya mı gideceğim? Mavi bir kartım yok benim galiba bu arada. Hello. Merhaba dedi. Yok, oraya gidemiyoruz. Bu arada jumpscare yedik yine. Tamam, şu anda bekleyeceğim. Aynı buradaki gibi arkama doğru devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü burayı açamıyoruz. Buradaki mavi kapı olmadığına göre geride başka bir kapı herhalde. Geldiği zaman arkamı dönüp direkt koşmaya başlayacağım. Hello. Tamam. Merhaba dedi. Devam. Koş, ama nereye kadar koşacağım? Tamam, şu anda durdum. Çünkü gözleri bir araya geldiği zaman dur diyordu orada. Ben de durdum. Şimdi bu nereye kadar gelecek? Bana gelip jumpscare atarsa bitti. Herhalde bir yerde durur. Dur artık. Dur, çok yaklaştın. Gelme. Gelme. Gelme, gelme, gelme. Bir dakika, dur. Dur, gelme. Nereye saklanıyorsun? Bir yere saklanmış şurası. Gir, 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 gir. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. Tamam, girdim içeri. İçeri girdim arkadaşlar, hadi. Bir dakika, süper. Tamam, çok güzel. Bir yere geldik şimdi. Bura neymiş? Burada bir şey var. Burada roket var. Toplar var. Topların içine koyuyoruz ve buraya atış yapıyoruz. Şimdi burada ne diyor? Top oyununun kuralları. 1. Toplar direkt olarak yanan tuşların üzerine doğru ateş edilmeli. Sadece bir seferde bir tane top ateşleyebilirsin. Ve zaman bitmeden önce yapman lazım. Toplamda 3 round var diyor. Tamam, hemen bir deneyelim o zaman. Şimdi şuradan alalım. Yanan şeylere atacağız diyor. Şimdi bastım. Yanıyor mu bu? Evet. Nasıl yanacak bu arada anlayamadım. Şu an yanmıyor. Acaba önce aşağıda falan mı bir şey var? Dur bakayım. Aşağıya doğru bir inelim. Ha, burada bir şeyler var. Bunlar ne? Deniz kabuğu galiba. Bir tane daha deniz kabuğu. Deniz kabukları toplayacağım. Sonra ne? Burası deniz gibi yalnız ha. Baksana, burası deniz. Deniz sesi falan geliyor. Çok enteresan yapmamışlar mı? Tamam, burada bir tane daha deniz kabuğu var. Şurada bir şey var. Ha, buranın içine atıyorum. Tamam. Stinger Fly'nin görevi diyor. Burada da bu deniz kabuklarını çok seviyor. 8 tanesini buraya koy ve ödülünü al demiş. Tamam. Son bir deniz kabuğu arıyorduk arkadaşlar. Bayağı aradım ve üst kata koymuşlar ya. Gerçekten inanılmaz yani. Aşağıdadır diye, görev aşağıda diye bir saat aşağıda aradık. Neyse, tamam, bunu da aldım. Hah, burası açıldı. Yeşil kart, tamam. Hemen şuradan koşarak devam ediyorum. Yeşil kart da üstteki görev için mi acaba?
Büyük ihtimalle. Tamam, süper. Şimdi burayı açabiliyoruz. Şuradan roket alalım. Tamam, şimdi nasılmış mantığı? 3 tur oynanıyor diyordu. Bir dakika, şimdi bu değişiyor ama. Tamam, şöyle koysak mesela. Tamam, güzel. Şimdi bu değişiyor. Ondan sonra bir yerde duruyor. Durduğu zaman da vuruyoruz herhalde. Tamam, güzel. Buradan yine sağa ve sola gitti. Tamam, bu kolaymış ya. Bu kısım iyi. Değil mi? Şu an bitti galiba. Tekrar mı başlayacağım? 3 tur diyor çünkü. Acaba 3 turun 1. turunu mu bitirdim ben şu an? Şurada. At hemen. Güzel, yakaladık. Bir tane daha ver roket. Nerede? Burada. At 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 at. Çabuk 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 çabuk. Tamam, onu da attık. Güzel. Burada, şurada. Bu. Hemen bunu da yapıştır. Çok güzel. Devam. Buradan bir roket daha al. Çabuk çabuk. Bu. Boşa atarsak direkt biter bu arada büyük ihtimalle. Çünkü aynı anda bir tane top ateşleyebiliyoruz dedi. Tamam. Bu da herhalde 2. turdu. Süper. Şimdi de son bir tur. Burada değil. Bir dakika, aşağıda falan mı? Şurada abi, yani aşağıya da mı koydunuz ya? Şaka mısın? Lütfen yetiş. Yetişti mi? Allah'tan önce aşağıdaki görevi yapmışız da aşağıdaki topları gördük. Yoksa nasıl fark edecektik bilmiyorum. Şu. At at at. Çabuk çabuk çabuk. Ver bir roket daha. Aşağıda olması biraz işleri karıştırdı. Yoksa çok kolaydı da. Neredesin? Şu. Güzel. Bunu da attık. Bir tane daha mı var? Hadi bit artık. Aşağıda verecek gene ya. Yok, aşağıda vermedi. Tamam. Bunu da aldık. Süper. Bit artık ya. Herhalde bu bitmek üzeredir. Sonuncu falan olsun lütfen. Tamam, bunu da aldık. Bitti mi? Yok ya, bitmedi. Bitti mi? Bitti. Aha, kapı açıldı. Oh, çok iyi. Gerçekten bu birazcık aşağıdaki olması olayı karıştırdı. Tokatlar, el sıkışmalar ve iğneler. Stinger dediği de aslında iğne ile ilgili ve çok fazla çizik var üstünde. Tamam. Şurada bir şey var. Tamam. Kart aldık bir tane. Güzel. Buralarda bir şey var mı? Yok. Devam edelim o zaman. Burada başka bir şey herhalde yok arkadaşlar. Burada başka bir şey yok. Bir roket daha alalım şuradan. Aha. Harbiden aldım ve bir daha attım ha. Dur bakayım, şuradan bir roket daha veriyor mu? Veriyor. Yanımızda bulunsun. Belki lazım olur. Şuradan devam edelim. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Bir dakika, ben şimdi gri kartı aldım. Şuradaki kapıyı mı açacağım? Gri ya da mavi gibi. Şuradaki açamadığımız kapıyı mı açacağız acaba? Dur bakalım. Zaten başka bir kapı kalmadı. Aynen, süper. Nereye gidiyoruz? Aha, boşluğa doğru gidiyorum. Yo. Bu ne? Burada bir egzersiz var. Nefesini kullanmanın en iyi yoludur egzersiz diyor. Şurada ne yazıyor? Sıranı bekle yoksa herkes ölümüne düşer diyor. Vay be. Burada bir tane not var. Çocuk yazmış bunu da herhalde. Sevgili anne, Claire ve ben iyi durumdayız. Tatlı deniz anası bizi büyük kuştan ve kötü kırmızı adamdan kurtardı. Kötü kırmızı adam dediği banban oluyor galiba. Diğeri de Opila Bird zaten. Opila kuşu. Deniz anasının evine gidiyoruz diyor. Ben, Claire ve deniz anası. Bu arada arkadaşlar, bu Claire'la ilgili bu notu 1. oyunda da yine bu çocuk yazmıştı aynı şekilde. Bu çocuk bu anaokulunda okuyan
birisi ve biz de zaten bu anaokulunda kayıp olan çocuğunu aramaya gelen bir aile bireyiyiz büyük bir ihtimalle. Birinci bölümde bu şekilde teori yapmıştık. Bir dakika, burada bir tane kaset buldum. Kaset buldum arkadaşlar, süper. Çok iyi. Yalnız bir tane kaset bulmuştuk ya, o kaset... bir dakika. O kaset şeydi, Bamban yatıyordu ya, hani bir yerde duruyordu. Sonra bizi Bamban yakaladı dikkat ettiyseniz. Yani aslında o kaset belki de bize şeyi gösteriyordu. Hani sana bu ses kayıtlarını gönderen, kameradan seninle konuşan Bamban ve o şu anda tutsak durumda. Aslında sen onu kurtarmaya çalışıyorsun diye. Belki de bir uyarı kasetiydi o. Ama biz onu anlayamadık tabii. O yüzden de Bamban'ı kurtardık. Bamban da bizi paketledi arkadaşlar. Tamam. Şuradan şöyle. Ama orada bir şey yapma ihtimalimiz yoktu herhalde ya. Var mıydı? Hayır. Abi şaka mı bu? Şaka mı bu? Tekrar geldim arkadaşlar oraya kadar. Bu sefer tabii ki biraz daha temkinli, biraz daha garanti atladım. Çok kötü atladım ya biraz önce. O kadar da uğraştık ondan sonra. Neyse. Siz tabii o araları görmüyorsunuz ama sonuçta ben bir kere daha uğraştım. Evet, neredeyse oradayız. Bitiriyor muyuz yani? Bu mudur? Sonuna mı geldik oyunun? Evet, burada ne var? Aa, doğum günü pastası. Bamban ve Bambanella. Bambanella. Doğru mu söyledim? Aynen, bir doğum günü pastası var. Ha, Happy Birthday diyordu. Bir doğum günü pastası vardı en başta. Acaba o bu doğum günü partisi mi? Tamam, şimdi bir dakika. Ne oluyor? Tamam, şimdi ne yapmam gerekiyor acaba? Burada bir şey... Bamban geldi. Bamban geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. You know, on a normal day you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Evet, haklısın. Like you're in a zoo watching some animals. Speaking of zoos, it's almost assembly time, where all the doors open, so we must keep this brief. Look, I'm sorry I hit you. Bana çok sert vurdun dostum. Neyini anlayayım ya? Çok kötü vurdun yani. Kafama vurdun. Evet, sana güvenmezdim. Doğru. Neden burada olduğumu biliyorsun öyle mi? Evet. Çocuklarım için buradayım. Evet. Biz Garten of Bamban, Bamban Anaokulu'nda çocuğumuzu arayan bir aile bireyiyiz. Annesimiz, babasımız bilmiyoruz tabii ama. Oh no. You've got to go. There is an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Opilabird'ün oradan aşağıya doğru bir asansör gidiyor. Oraya doğru git diyor. Senden benden daha güçlü birileri var dedi. Bir saniye. O ses neydi? Jumbo Josh. Bir dakika. Evet, bu kapı açıldı. Bir dakika. Ne oluyor? Hayır. Bambanella geliyor. Bambanella geliyor. Gelme. Bu yine fragmanda vardı arkadaşlar. Hayır. Josh, sen bari yapma. Hayır geliyor peşimde, bırak. Bırak beni. Kaç geliyor. Geliyor. Kaç. Hayır. Kaç. Devam. Kaç şuradan, kaç. Sağ mı solam sola. Sola, sağ. Hayır. Nerede bu geliyor. Neyse, biraz mesafe var aramızda ama. Şuradan devam. Kapıya bas. Çabuk. Çabuk. Bas şuraya. Bas. Hayır. Şuraya bas. Şuraya bas lütfen. Bastım. Hayır. Bu ne? Şaka mı bu? Bir dakika, nasıl yani? Bunu nasıl atlatacağım ben? Peşimden geliyor bu. Şuradan şöyle döneyim, dur. Nereye geliyor bu? Hayır ya. Bir çıkmaz sokak burası. Hayır. Jumpscare yedim. Arkadaşlar, aynı yere geldim. Şuradan hemen sağa basalım bu sefer. Sonra buna bas. Bas. Bir dakika.
Buna basamadım ama Jumbo Josh aldı onu. Bambanella'yı. Neden böyle bir şey yaptı? Bunlar ikisi demek ki birbirine mi düşman yani? Bunları ben aynı ekibin bir parçası sanıyordum. Öyle değil demek ki arkadaşlar. Vay be. Tamam, şurayı açabilir miyiz? Bir saniye, bunun arkasında ne var acaba? Çok merak ediyorum. En azından bir baksaydım. Ha, şurada bir tane kart var. Tamam, şunu alacağız. Yukarıdan düştü herhalde. Tamam, tekrar o yolu geri dönmek istemiyordum çünkü. Evet, şimdi... Sona mı geldik? Bu neymiş? Asansör var. Yine çünkü böyle bir asansör kapanmıştı. Birinci bölümün sonunda bakalım. Aşağıya doğru iniyoruz yine. Jumbo Josh biraz önce oradaydı. Şimdi birinci bölümün sonunda çünkü Jumbo Josh bizi asansörle aşağı düşürmüştü. Bu sefer herhalde... Bu arada Jumbo Josh... Bir dakika. Ne yaparsan yap aşağı inme diyor. Ama biz tabii ki de aşağı ineceğiz. Aa, yukarıda. Bir dakika, yukarıdaydı. Çok iyi yalnız. Üçüncü bölüm içinde yine wishlist'e, yani istek listesine ekleyebilirsin diyor arkadaşlar. Ve böylelikle oyunun ikinci bölümünü bitirmiş olduk. Buradan oyunun yapımcısına tekrar teşekkür ediyorum erken erişim verdiği için. Ve oyunu şu anda Steam üzerinden siz de oynayabilirsiniz. Açıklamanın en üstünde oyunun linkini bırakırım. Eğer bu oyunun hikayesi ve gizemleriyle ilgili farklı videoların da gelmesini isterseniz aşağıdan videoya bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri de açarsanız yeni videoları kaçırmamışsınız. Olursunuz. Bayan Limon'la ilgili videolar devam ediyor bu arada. Onlar yine devam edecek sonraki günlerde. Bu oyun bugün çıktığı için bütün oynanış videosunu tek bir videoda sizinle paylaşmak istedim. Yarın yine Bayan Limon videosuyla devam edeceğiz. Şu an ekranda dün yüklemiş olduğum en son Bayan Limon videosunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Hatta Bayan Limon'la ilgili sanıyorum toplamda 5 tane video var ve hepsinde birbirinden farklı gizemler ve sonlar var. O videoların tamamına bir göz atabilirsiniz. Muhtemelen o seriyi çok beğeneceksiniz. Ve Garten of Bamba'nı da yine Bayan Limon gibi yeni bir seri haline dönüştürebiliriz. Dediğim gibi attığınız like sayısına bağlı. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.